Merhaba, Real Ekonomi bu hafta Euronews'in Fransa Lyon'daki yeni merkezinde Avrupa ekonomisini konu alıyor. Acaba gelişmeler ne yönde? Avrupa ekonomisinin büyüme hızıyla ilgili tüm ayrıntıları Mali İşler Avrupa Komisyoneri Pierre Moscovici ile konuştuk. Daha sonra kameralarımızı Polonya'ya çevirerek ve endüstrinin gelecek için verdiği sinyallere göz atacağız. Daha sonra da Avrupa'nın ihracat şampiyonu Almanya'ya uzanacak ve piyasadaki olası riskleri ele alacağız. İşte başlıyoruz. Büyümenin göstergelerinden biri de istihdam oranı. Bu rakamlar Avrupa'da %9.5 ve Euro bölgesi içerisinde %11. İşsizlik oranı en çok Slovakya'da düştü. İspanya ve İrlanda'da da onu takip etti. Sadece 4 ülkede işsizlik oranı arttı. Şimdi büyümenin diğer göstergelerine hızlıca bir göz atalım. Sanki garaja çekilmiş yarış arabaları yeniden pistlere döndü. Büyümenin sinyalleri kendini göstermeye başladı. Tıpkı yarışın ilk turlarında olduğu gibi tedbir, strateji ve bazı zorluklar sebebiyle yarışmacılar farklı hızlarda ilerliyor. Gayri safi milli hasıla geçen seneye oranla Euro bölgesinde artış gösterdi. Bu rakam sadece Fransa'da sabit kaldı. En hızlı büyüyen ülkeler Letonya, Malta, Çek Cumhuriyeti ve İspanya oldu. Yarış arabalarının çalıştığını gösteren diğer bir gösterge de güçlü performansları. Aile içi harcamalar artış gösterdi. İhracat artıyor. İthalat rakamları da yine yükseldi. Yarışın bitmesine daha çok var. Araçlar yavaş ilerlese de istikrarlı bir başlangıç oldu. Diğer bir gösterge de sanayinin durumu. Sanayi üretim endeksi verileri bize kalkınma oranını göstererek ekonomi ve farklı sanayilerde ne kadar katma değer yaratıldığı konusunda bize bilgi veriyor. Bu veriler yaşam sinyalleri veriyor ve şu anda yavaş yavaş gelişiyor. Bu gelişmelere göz atmak için şimdi Polonya'ya uzanıyoruz. Monika Pinnis trip to Poland highlighted both. Avrupa ihracatının %80'ini oluşturan endüstri ürünleri üretimi kıta ekonomisinin bel kemiğini oluşturur. Gelişen Polonya ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılası %3 oranında arttı. 2015'te de endüstri üretimi rakamlarının %5.5 artması bekleniyor. Şimdi Avrupa'daki şehir otobüsleri üretiminde başı çeken Polonya'nın en önemli şirketlerinden birine konuk oluyoruz. Rakamlara baktığımızda son yıllarda satışlarımızda büyük bir düşüş görülmüyor. Bunun sebebi Avrupa'ya ve diğer dünya ülkeleri gibi birçok yere ürünlerimizi satabiliyor olmamız. Satışların düştüğü pazarlarda bu kez farklı ürünler arayan müşterilere odaklanıyoruz. Solaris gibi şirketler Avrupa ekonomisi için çok önemli. Otomotiv endüstrisi Avrupa'da 12 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor ve Avrupa Birliği gayri safi milli hasılasının %4'ünü oluşturuyor. Sanayi üretiminin gelişimi Avrupa'daki ekonomik büyümeye işaret ediyor. Ancak bu büyüme oranı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Fransa, Hollanda ve Estonya gibi ülkeler endüstri üretiminde eksi değerler gösterdi. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi büyüyen Avrupa pazarlarında ise büyük bir gelişme gözlendi. Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede büyüme oranları ne şekilde ilerliyor? Şehir turuna başlamadan önce bu soruyu Poznan Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi Profesörü Tadeusz Kowalski'ye yönelttik. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkeler Batı Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş ekonomilere sahip değil. Bu ülkelerde de büyüme oranı yüksek ama gerçekçi olmalıyız. Bence gelişmiş Avrupa ülkelerindeki kişi başına düşen gelir rakamlarını yakalayabilmemiz için üretim oranı açısından 20 seneye ihtiyacımız var. Euro bölgesi ülkelerinin yaklaşık yarısı hala durgun ekonomiye sahip. Sektörden sektöre değişse de Orta Avrupa'daki her pazar genişleme süreci içerisinde.
Mali İşler Avrupa Komisyoneri Pierre Moscovici şu anda bizimle beraber. Avrupa'nın farklı bölgelerinde ekonomik gelişme değişkenlik gösteriyor. Avrupa'da gerçek topyekün bir kalkınma sizce mümkün mü? Hayır. Avrupa şu an yaralarını sarıyor. Ekonomik gelişme kaplumbağa hızında. Ayrıca Euro bölgesi ve birliğe üye diğer ülkeler arasında bir eşitsizlik var. Neden bir fark var sizce? Çünkü Euro bölgesi krize daha fazla adapte olmak zorundaydı. Çünkü kurallar daha ağırdı. Yeni elde ettiğimiz ekonomik büyüme oranlarını kıyaslayalım. Şimdi Kasım ayında başka veriler de gelecek. Aradaki fark %0.2 ya da 0.3. Bu oran geçtiğimiz senelerde iki katıydı. Euro bölgesinde ekonomik büyüme için birçok girişim bulunuyor. Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme politikası bunlardan sadece biri. Eğer bu politikadan vazgeçilirse ne olur sizce? Parasal genişleme gerekiyorsa bunu uygulayacağız. Ekonomiye bu tarz müdahalelerde bulunmak sorun teşkil etmez. Ancak parasal genişleme de her şey demek değil. Öncelikle her şeyi kapsayan bir yönetmeliğe ihtiyacımız var. Mali düzenlemeler devam etmeli. Ayrıca yatırımlar da önem arz ediyor. Son olarak da parasal genişleme politikası. Bu dört şeyi gerçekleştirebilirsek büyüme konusunda istikrar sağlarız. İşler yolunda gitmezse bir B planınız var mı? Ben asla ya şöyle olursa diyenlerden olmadım. Avrupa Merkez Bankası'nın uzun süreli politikaları var. Ekonomi gelişme gösteriyor diye reformları azaltmaya ihtiyacımız yok. İş piyasası ve emeklilik konularında da bu durum geçerli. Ekonomik gelişimi düşük olan ülkeler sizce iç piyasayı tehdit ediyor mu? Hayır, şu ülke ya da bu ülke diye isim veremem. Ancak daha fazla çabalaması gereken ülkeleri biliyoruz. Bunda şüphe yok. Bazılarını biliyorum. İkinci önemli husus da yatırım. Avrupa daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuyor. Dünya ekonomileri arasında 10 sene içerisinde nasıl daha fazla rekabetçi olabiliriz? Avrupa'da ekonomisi gelişen ülkeler şu anda zorda olsa ya da yatırım yapamıyor olsa bile bunu başarmalıyız. Şimdi bir ara veriyoruz. Almanya'ya Guillaume Desjardins'a bağlanıyoruz. Almanya, Avrupa'nın en büyük ihracatçısı ve kıta ekonomisinin lokomotifi. Pazardaki büyüme gerçekten de çok kırılgan bir yapıda. Çin ekonomisi de durgunluk sebebiyle tehdit altına girdi. Rainer Hunsdorfer, makinelerinizi soğutan aksamlar geliştirme ve bunları dünyaya pazarlama konusunda uzman. Şirketi ilk kurduğunda yanında 35 kişi çalışıyormuş. Şimdi ise bu rakam 12 bin civarında. Alman mallarını tüm dünyaya satıyor. EBM Pabst şirketi ürünlerinin %75'ini Almanya dışına ihraç ediyor. İtalya ve Fransa hızla büyüyor. Almanya ve Kuzey Amerika ülkeleri de iyi durumda. Çin ekonomisinde yavaşlama var ancak büyüme devam ediyor. Fakat diğer Asya ülkeleri şu anda iyi gidiyor. Tüm bu ihraç malları Avrupa'da iş imkanı sağlıyor. Fakat son zamanlarda Çin ekonomisi yavaşladı. Şu anda bu ülkede tüketici talebinin azalmasından endişe ediliyor. Diğer bir sorun da Rusya ve Brezilya gibi petrol ihraç eden ülkelerin ekonomileri, ham petrol fiyatlarının geçtiğimiz 16 ay içerisinde %57 oranında düşmesiyle darbe aldı. Bu sebeple BRICS ülkeleri olarak bilinen Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'da çarklar yavaşlayabilir. La Chine. Avrupa'da üretilen malların %18'ini Çin, Rusya ve Brezilya ithal ediyor. Eğer BRICS ülkeleri bu malları almazsa, Avrupa bu ürünleri kime satacak? Almanya Merkez Bankası bu durumdan şimdilik endişe duymuyor ve gelişen bu ülkedeki ekonomik sorunların Avrupa'nın iyileşme sürecine etki etmeyeceğine inanıyor. İç piyasa şartlarına bakacak olursak enerji giderlerimiz düşük. Neredeyse sıfır enflasyon var. Bu durum canlandırma için tüketicilere alım gücü yüksek maaşlar sağlıyor. Ayrıca İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi ülkelerde çift rakamlı yatırım oranları görüyoruz. Bizim gibi belirli sektördeki şirketler Çin'deki yavaşlamadan daha fazla etkilenir.
Alman ihraç mallarının %6'sı Çin'e gidiyor. Ancak otomotiv sektöründe bu oran %10'u buluyor. Eğer şirketler başka yabancı pazarlara yönelmezse Çin'deki ekonomik yavaşlamadan daha fazla etkilenir. Bundesbank dersine iyi çalışmış ve BRICS ekonomilerinde yavaşlama görüleceğine inanıyor. Ancak bu durum yeni bir krize yol açmayacak. Bu, Euro bölgesi ekonomisindeki büyümeyi %0.2 oranında azaltacak. Rakam çok yüksek değil. Asıl tehlikeli olan şey, pazarda olan belirsizlik ve finans piyasalarında görülen dalgalanma. Yani bu şu demek oluyor, yeni pazarlar aramalıyız. Buna bağlı olarak Bundesbank, şu anda risk artsa da Çin'in önemli bir pazar ortağı kalacağını düşünüyor. Moskovisi ile devam ediyoruz. Çin'deki yavaşlama sizi endişelendiriyor mu? Bence Çin şu anda bir geçiş süreci içerisinde. 2015 verilerinde bir etki görülmüyor. Ancak 2016 yılında Çin ekonomisinin yavaşlamasından bahsedeceğiz. Fakat büyük bir risk yok. Bence dünya piyasalarının Çin'i izlemesi gerekiyor. Bu ülkenin bazı yapısal reformlara ihtiyacı var. Daha iyi iletişim kurmalılar. Ancak genel anlamda Avrupa ekonomisini etkileyeceğini sanmıyorum. Peki Rusya ile olan ilişkiler ne olacak? Sizce gelişecek mi? Rusya derin bir durgunluk dönemine giriyor ve yapısal reformların yapılmasına ihtiyacı var. Bu değişiklikleri yapmak Rusya'ya kalmış bir şey. Ekonomileri güçlü. Elbette bu ülkede gelişme olsun isterim. Ancak Avrupa için küçük bir risk taşıdığını da düşünüyorum. Bizim sorunlarımızsa daha çok içeride. Avrupa'nın problemi daha güçlü bir ekonomiyi sağlayacak dinamoları geliştirebilmek. Asıl meselemiz önümüzdeki 10 sene içerisindeki büyüme oranı. Bu süre zarfında senelik %1 oranında bu unsurlarda değişiklik yapmalıyız. Peki bu yeterli mi? Hayır, bence yeterli değil. Daha fazla ticaret, özellikle de serbest ticaret yapmalıyız. Ancak yönetmelikler iyi ayarlanmalı. Ben asıl ekonomiyle ilgisi olmayan sorunlardan korkuyorum. Birçok Avrupalı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda artık Avrupa'nın çözüm değil, sorun olduğunu düşünüyor. Ben Avrupa'nın çözümün bir parçası olduğunu görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.